Madde bağımlısı çocuklar hayata kazandırılıyor. Gaziantep'teki rehabilitasyon merkezine bugüne kadar 500 çocuk sokaktan kurtarıldı. Gaziantep'teki Oya Bahadır Rehabilitasyon Merkezi 9 yıl önce kuruldu. Merkezin amacı madde bağımlısı çocukları hayata kazandırmak. Şu anda bizim burada aşağı yukarı 45 civarında, 40 civarında çocuğumuz var tedavi olan. Ama 60 tane de personelimiz var. Neredeyse her çocuğa 1,5 personel düşüyor. Bunların içinde doktor var, fizyoterapist var, sosyal hizmetler uzmanı var, psikolog var. Yani hep kalifiye elemanlar. Merkezde bugüne kadar 500 çocuk sokaktan kurtarıldı. 500'ün üzerinde çocuğu burada tedavi ettik ve bunun sonucunda da şunu söyleyebilirim ki artık Gaziantep'te madde bağımlıları sorunu kontrolümüz altında. Merkezde tedavi edilen çocuklar hayata yeniden dört elle sarılıyor. Bu kurum bana güneşi verdi ya. Ben dışarıda iğne ucu kadar bir ışık beklerken kurum bana güneşi bağışladı. Yani güneş gibi aydınlattı hayatımı. Gerçek hayatı yaşamayı burada fark ettim. Dışarı hayatımda, kullanım hayatımda. Farklı bir pencereden, yani yaşayan bir zombi gibi hayatım vardı. Yeni bir hayat kurdum, yeni bir yolda ilerliyorum. Hürriyete doğru yol almak için elimden geleni yapıyorum. Gaziantep'te madde kullanan ve sokakta yaşayan 500'ün üzerindeki çocuk eğitimlerin ardından meslek sahibi edilerek hayata kazandırıldı.